Nihal Candan arıyorum. Ay ya. Nihal Candan merhaba. Görüntü müsait mi? Seni WhatsApp'tan görüntülü de alabiliriz arzu edersen. Ay, kitap okuyordum yatakta da. Mesela bir gözlük, bir şapka taksan. Bravo, kitap okuman çok hoş oldu gerçekten. O plastik ayakkabılar için bana bu kadar hakaret ettikten sonra canlı Ne yayında. oldu? Bana şikayet Ama öyle ediyorsun. konuşmak istemiyorum. Ya ben cebi insanın eşyalarını rahatsız olduğunu Bahar öğrendikten Candan'ı verelim lütfen. sonra. O Bahar'cığım zaman bir saniye. kafama koyma Bahar ayakkabılarını. Candan, Nihal Candan'ı lütfen ekrana verelim. Uyandığımda ilk gördüğüm Yok Hayır. plastik daha pabuçları, sonra lastikten konuşuruz. Nihal Sinan Candan. görüşmek üzere. Bir şey söyleyeceğim. Muhatap bile olmuyor, görüyor musun? Seninle Sayın Hanım, kızıyor. Kusura beni her bakmayın, yerden ben gerçekten arıyor. Ben Bahar'la onu iletişim blokluyorum. Sen kuramıyorum. arıyorsun, böyle Hanım'dan da yapıyor. görüşmeme kararı aldım. Ayakkabılarını mı aldı senin? Nasıl sana sormadan ayakkabılarını alabilir Nihal? Lastik bir Konu pabuç. ayakkabı değildi. Değil ki. Bahar'ın da benim de Lastik milyonlarca ayakkabımız var. Allah'ın bir gücüne pabuç gider. için. Konu bu değil. Konu ben kız kardeşimden beklediğim saygıyı göremediğim için kendisiyle arama mesafe koyuyorum. Size de sinirle karıştırdım sizi Çok ama iyi olur canım. Sen daireden. zaten Ya bir şey beğenmiyorsun. söyleyeceğim. Aldığı ayakkabı, bir bakayım ayakkabıya. Lastik. Lastik mi? Ben bu ayakkabılardan çok alırdım. Rahmetli Nuri Ertaş, niye alıyorsun bu Bahar lastik bana pabuçları aşık bence. Çünkü Bence de. ayakkabıyı bırakın. Yani bir peçete benim olduğunda Bahar iyi hissediyor ona sahip olduğunda. O yüzden sorun yok. O zaman. Devam edebilir. Ben sadece ona zaman ayırmaktan vazgeçtim Seyhan. Peki bu ayakkabı için dava mı açmayı düşünüyorsun ona? Hayır canım, ne davası Biraz önce yani? öyle söyledin, ona dava açacağım bu ayakkabıyı aldığı için Hayır, dedin. sadece Balenciaga çok sevdiği, en sevdiği çantasını Londra'dan gelen kız arkadaşıma hediye ettim. O da onu anlayışla karşılıyor. Ben seni mesaj zaten atıyorum, onu çok çantanın benim seviyor. olduğuna dair, kesinlikle almamasına dair. Buradan Zazizofani'ye mesaj atıyorum. Çantamı ona Ve veremezsin. seni izlemiyorum Kaç para o lütfen. çanta? O çanta, Benim arkadaşım. o çanta 30, 40, 50 bin lira. 50 bin liralık çantayı niye hediye ediyorsun Nihal? Çünkü Plastik pabuç bence için. bir insana haber vermeden hiçbir şey alınmamalı. Bahar bu eğitim için geç kaldı. Ona unutulmaz bir ders vermek için öyle yaptım. Sevdiği birisine hediye ettim, merak etmesin, Zaza'ya. Hayır, ben Zaza'ya mesaj atıyorum. Çünkü o çantayı da bana çok sevdiğim birisi hediye etmişti. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz diyor. Niye bana hediye olan şeyleri Seyhan Hanım sezonlardır giyiyor benden? Hayatım, lastik bir pabucunu Manevi giydiğim için değeri mi yapıyorsun var? bunu? Başka bir şey mi? Hiç dikkat etmiyor. Artık bunu hak etti. Yapacak bir şey Bir yok. şey Dağlar söyleyeceğim. artık. Ay, Bu fotoğraf. böyle çok pahalı pahalı eşyalarını sen de her seferinde ceza olarak bir abla olarak ceza mı vereceksin ona? Bunca zaman vermedim işte, bu kadar ağır bir ceza bugün. Beynin çalışma sistemiyle ilgili ve Bir şey beynini ve söyleyeceğim. sevdiğim insanların beynini yönetmeyle ilgili böyle bir Nihal'cim, benim bu bir bir cisim tuvalet olarak mı? temizleyicim var. Bir Cisim tane olarak daha mı var. doğdu bu? Acaba hani tuvalete gidince bir cisim çarpması sonucu mu doğdu? İddia bu mu? Hayır, Bahar çok zeki ama beynini nasıl yönetmesi gerektiğini bilmediği için beyni hepimizi yönetiyor. O yüzden ben onun beyninin yönetiminde kalmak istemiyorum artık. Onunla geçirdiğim Bir şey zamanı söyleyeceğim. Benimle tartışmanın canlı yayında asgari epilepsi krizine düzeyini neden olduğunu biliyorsun değil mi biliyorum. 40 lütfen? iletişim kuralım. Diyor Lütfen. ki, ben Beyin diyor gazeteci yanılarına Başak Çokan'ı diyor epilepsi krizine soktum. Seni de diyor krize sokarım. Bana diyor bulaşma diyor. Başak Hanım'a büyük geçmiş olsun diliyorum. Zaten görünce Instagram'dan da dilemiştim. Evet, çok Kendisiyle üzülmüşsün, ben de gördüm. konuştum. Keşke beyin çok güçlü, insan beyni çok güçlü. Bahar keşke bu yeteneklerini daha faydalı işlere yorsa, kendi işlerine yorsa. Çünkü ben psikolojik olarak yoruluyorum. Bahar'la iletişim kuramıyorum. Bu konuda yardım etmesi gereken kişi ben değilim zaten. Peki ben biraz Onun toparladım mı için onu? Mesela bu 4 ayda toparlamış oldun mu Ben Nihal'cim? beynim ve Seyhan mutluyuz. Toparlamak değil de sizin disiplinli bir yerde çalışmasının onun hayatına ufak tefek etkilerini ben aynı haneden bir enerji olarak söyleyebilirim. Yani sizin gibi biraz otoriter birisiyle çalışmak Bahar'ın biraz daha kontrollü, biraz daha yönetim odaklı yani. Çünkü Bahar çok zeki bir kız. Ben bu konuda her arkadaşlarımla, Bahar'ı tanıyan insanlar da hemfikiriz.
Ama dediğim gibi yani bunu yönetemedikten sonra bu gücün ne önemi var? Kontrolsüz güç güç değildir diye bir cümle var. Ay cips kutusu gibi bir ayak değil mi? Kullanılır. Ben kız kardeşime baktığımda hep aklıma bu geliyor. Artık ayakları yere bassın. Yanında olan onu seven insanlar için bir şey yapmadığı sürece hayat win-win. Yani tek başına kazanarak geçiremez bu hayatı. Peki Nihal bu ayakkabıyı araklamış çalmış mı bu? Hayır canım anne münasebeti. Yok çalma değil. Biz aynı hanede olduğumuz için buna çalmak değil de. Yani bence izinsiz birisinin bir çöpünü bile almak bana yakışmaz. Yani ben şahsen kendimi iyi hissetmem. Bugüne kadar da tabii ki kız kardeşimin bir şeyleri... Bu savaş aa, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ayakkabının uç tarafını yırtmış bu. Yok Bahar zaten bilerek yapıyor. Bahar'ın spor ayakkabıya ya da özel tasarım bir ayakkabı almıştım ona. Onu da sette kaybetmişti. Hayır mesela. Canım. Evet. Yani ne hediyeye sahip. Ama yırtmış var, bu ucunu. Ne birisinin eşyasına. Yani ben birisinin kitabını bile almam arasında not vardır. Bakın. Belki uyandığında okumak ister diye. Bahar çok savruk. Beğenmiyorum. Bu özelliklerini törpüleyene kadar da. Bu 100 dolarlık bir ayakkabı diyor. Bana diyor 100 dolarlık ayakkabıyı mı layık görüyor? 100 euro. 200 euro falandır. Şimdi. 200 euro yani kaç para ediyor? Ya bu ayakkabı 4000 lira. Hala bakın bazı şeyleri parayla ölçüyor. Ben istiyorum ki kız Made in Vietnam. Kusursuz olsun. Çakma mı yani? Bahar gitgide bana asla. Nihayet hiçbir gözlü. Böyle garip hareketler et. İpi bile, ipi bile yani Milano'dur. Gerçekten. Bak ne diyor? Nihal'in diyor, ipi bile diyor, Milano'dur diyor. Çakma giyinmez diyor. Tığı bile yani. O Nihal'in o grubu var ya, bu şeyler, mankenler, modeller, Şevval Şahiner gibi falan hiç. Onlar butikten alırlar. Bizim ablam havalıdır. Böyle gider neyse onu alır yani. Kylie Kendall'ın giydiği yerlerden alır. Ama şu. Bu doğru bir şey. Paylaşmıyor senle değil mi? Benim gardırobumu zaten alıp alıp götürüyor unuttum yapıyor. Seyhan Hanım çok paylaştım. Bahar'la ben her şeyimi paylaşırım. Çünkü Bahar benim küçüklüğümden beri en iyi arkadaşım. Ben arkadaşlarımla bile paylaşıyorum. Benim canımı sıkan konu şu. Ben kardeşim üzülsün istemem. Hani bir gün enerjisi bile düşsün diye bile isteye hiçbir hareket yapma. Kendisine söylediğim halde bak canım bana haber ver. Hani belki şurada lazımdır, burada lazımdır. Yani haber ver yani saygı duyulmak istiyorum. Çünkü benim olan bir şeyi haber verilerek kullanılsın istiyorum. Peki. Bu kadar yani. Bu çok basit bir kural. Ama ben de biliyorsun ki şimdi sen hep aşkım benim. Hep yatlarda, katlarda ve penthouse'larda yaşadığın için aşkım, ben senin kıyafetlerinin giymek istiyorum yani. Manyak bu ya. Benim de kıyafetlerimi alıp alıp gidiyor. Boş ver Nihal. En sonunda bunu ne yapalım biliyor musun? Ben yine yumuşarım. Yumuşamayın. Buna bir şey söyleyeceğim. Ben kafadan yumuşağım zaten bu konuda. Beni kandırıyor bu her seferinde. Ve bu konuyla ilgili bunun eve gidelim, bavulları alalım ve bunun bütün eşyalarını alalım. Donunu bile bırakmayalım. Bu arada bunu. Şimdi size olayların içini anlatıyorum. Seyhan kendisi gidiyor, bana bir valiz kıyafet getiriyor. Bahar bunları giy diye. Sonra onları bana zorla giydiriyor. Sonra da bana diyor ki, sen benim kıyafetlerimi giyiyorsun. Hepsini Seyhan bana kendisi getiriyor böyle, düşünüyor, uğraşıyor, stilist gibi bana getiriyor. Ben de giyiyorum. Çok deli bu eve. Nihal, çok deli. Hayır yalan söylüyor. Stilist olarak getirdiğim bu sana çok yakışır dedi. Beni söylüyor, beni söylüyor, görünce beni. Ha siz mi? Yok, Nihal de başka bir stilisttir. O da gidiyor, alıyor. Vallahi Seyhan Hanım, bende biraz marka takıntısı vardır. Bir 5 senedir Bahar'a çalışıyorum. Etiketinde kıyafetleri götürüyor. Nerede aynen, olduğunu. Aynen. Bende de onu yapmaya başladı bu. Ama biraz saygı, biraz saygı. Öpüyorum seni Nihal. Kendine iyi bak, hoşça kal. Yani ayakkabı kavgası çıktı. Için.